4 yıldır hem yani toplumsal mücadeleler alanında sokakta yer almaya çalıştık kendi gücümüz ölçüsünde. Bir yandan da ekoloji mücadelesinin Marksist bir anlayışla ele alınarak yaygınlaşması için çeşitli çalışmalar yaptık. Bunu çeviriler yoluyla, yazılar üreterek, paneller, seminerler düzenleyerek sürdürmeye çalıştık. Aslında hani bizim için bu faaliyetlerin bütünü bir mücadele pratiği anlamında taşıyordu. Çünkü yola çıkarken yine mücadelenin içerisinden gelen insanlar olarak bir takım eksiklikler olduğunu görüyorduk ekoloji mücadelesi içerisinde. Yerellerde, yerel direnişler anlamında çok önemli deneyimler söz konusu bugüne gelene kadar. Ama bunların birbiriyle bağını kurmak önem taşıyor. Bir de aslında ortaya çıkan yıkım, yani sonucu protesto etmek yerine bunun nedenlerini görebilmek, nedenlerini tespit edebilmek, sorumlularının kimler olduğunu iyi belirlemek ve öznenin, mücadele öznelerinin kimler olduğunu iyi belirlemek, mücadelenin başarısını sağlamak için çok önemli. Mücadelenin yönünü, hattını oluşturabilmek için çok önemli. Aslında Polen'in dert ettiği meselelerden biri de buydu. Coğrafyamızdaki ekoloji mücadelesini daha bütüncül bir şekilde belli bir programla ve bir politika üreterek sürdürebilecek bir örgütlü güce ulaşabilmek. Biz de kendi kolektifimiz olarak aslında hani bu perspektifi, bu sorunun kaynağının ne olduğunu bize gösteren perspektifin ve yöntemin Marksist ekoloji olduğunu, Marksist yaklaşım olduğunu savunuyoruz. Dolayısıyla aslında başından beri yüzümüzü iki tarafa döndük. Bir yönüyle ekoloji mücadelesini Marksist bir perspektifi yaymak, tanıtmak, yaygınlaştırmak için çalıştık. Bir yanıyla da aslında devrimci sosyalist hareketi ekoloji mücadelesinin aslında sınıf mücadelesinin bir parçası olduğunu gösterebilmek ve gündemine sokabilmek için gayret gösterdik. İlk olarak zaten 17 kişiden oluşan çok değerli bir danışma kurulumuz var. Çalışmalarımıza 3 seminerle birlikte başlayacağız. Hocalarımızın oluşturduğu. Mayıs ayının başında başlıyoruz. Ama devamında farklı şekillerde mücadelenin farklı kesimleriyle bir araya geleceğimiz bir mekana sahibiz artık. Bunun da mücadeleyi ve örgütlenme süreçlerini güçlendirmesini umuyoruz. Teşekkür ederim. Biz bu enstitüyle aslında tüm bu koşturma, sürüklenme, bu basınç altında hissetme, kendini güçsüz hissetme duygularına bir bariyer çekmek, burada kendi aklımızı örgütlemek istiyoruz. Temel derdimiz bu. Aslında kendiliğinden süren o büyük emeklerle, özverilerle süren mücadeleleri bir onların ihtiyaçlarına ufak da olsa bir katkı sunmak, onların ihtiyaçlarına göre kendimize şekil vermek istiyoruz. Burada tabii ki yapacağımız çalışmalar bu desteği sağlayacak. Hem örgütlü gücü sağlamak hem bu örgütlü gücün içindeki insanların gelişimini sağlamak, aslında hareketin öncülerini yetiştirmek bir derdimiz var. Gerçekten mekanın, enstitünün bizi yoldaşlaştıracağını düşünüyoruz. Esas derdimiz de budur. Yalnızlıklar, kentin koşuşturmacasını hep birlikte aşacağımız, güzel işler çıkaracağımızı düşünüyoruz. Dünyadaki iklim felaketlerinden kaynaklı, iklim krizinden kaynaklı, örneğin Avrupa'da gelişen militan iklim hareketinin birçok öznesiyle yan yana gelebildik bu süreçte, son 4 yılda. Her birisini tanıdık, işte Ende Galendelerden, Klimaksimolardan, işte bu Extinction Rebellion, bu isimleri belki duymuşsunuzdur. Bu öznelerle yan yana geldik ve bunların bu konuyu gündemine alan geniş kitlelere nasıl ulaşabildiğini gördük. Elbette ki her coğrafyanın mücadele koşulları farklı ama biz bu gündemi, küresel gündemi, bu küresel sorunu buranın gündemi haline getirmek için de hem bir tarihsel mücadele deneyimine sahibiz, hem Marksizm konusunda gerçekten iddialıyız.
Ve bunu bu coğrafyadaki devrimci mücadelenin, devrim stratejisinin bir parçası haline getirme konusunda da iddialıyız. Enstitümüz de bunun ufak bir adımı olacak. Biraz uzattım ama açıkçası yani bu tempoda örneğin hepiniz buradasınız. 1 Mayıs yaklaşıyor. Hepimizin 1 Mayıs çalışmalarıyla ilgili çeşitli etkinlikleri, çeşitli gündemleri var. Bunların bir arada paylaşılacağı mekanlar var. Yeni biri daha oluşmuş oldu İstanbul'da. Hepiniz tekrar hoş geldiniz.